Acaba gerçekten böyle bir şey yapmış olabilir miyim? Reyhan'ı ben mi hamile bıraktım? Ama böyle bir şeyi hiç hatırlamıyorum. Fakat hatırlamıyorum diye bu yapmadığım anlamına da gelmez ki. Cep telefonun var mı? Ne? Cep telefonu, cep telefonu. Yok, yok. Tüh be. Var ya olsaydı var ya, böyle bir iki tane karıya telefon açıp icabını da böyle telefona üfletirdik ha. Telefona üfleyen karılara hasta oluyorum. Yani iyi mi? İyi, iyi. Altıncı filo, def ol. Dur, kımıldama. Yakaladım seni, pis anarşist. Evet, yakalandım. Suçum neyse cezasını çekmek istiyorum. Yürü hadi, yürü merkeze. Yürü. Karlı kayın ormanı. Şu duvara anarşik anarşik bir şeyler yazayım bari. Ben yazdım mı? Böyle anarşik yazarım işte. Bu yazıyı ben yazdım. Hadi gelip tutuklayın beni. Gelsenize. Bravo be. Bravo. Bravo. Helal olsun. Türkiye en büyük. Türkiye Avrupa. Avrupa. Duy sesini. Aman Allah'ım, ay ne kadar kötü bir anneyim ben. Kendi ellerimle biricik oğlumu hapse attırdım. Ay anneciğim, üzülme artık, yeter. Ay nasıl üzülmeyeyim canım? Of. Yani o benim oğlum, minik kuşum. Üzülmeyin Menkıbe teyze, bakın yakında torununuz olacak. Erkek olursa adını 18. Mahmut koyarız. Eğer kız olursa da 18. Mamure olabilir yani. Ay, susar mısın sen Reyhan artık? Hadi geç bakalım babalık. Hasan evladım. Önder Bey, ne işiniz var sizin burada? Senin için geldim evladım. Sağ olun Önder Bey. İşlediğim suçtan dolayı çok utanıyorum. Biliyorum evladım, biliyorum. Annen her şeyi anlattı. Ya. Eğer bu kızla evlenmezsen uzun süre hapis yatacaksın. Biliyorsun değil mi? Biliyorum, biliyorum, biliyorum. Geçmiş olsun babalık. Neden kaptılar seni? Siyasi. Düşünce suçu hesabı ha? Güzel. Ya biz de icabında düşünce suçlusu sayılırız. Mesela... Ben hep karılara tecavüz etmeyi düşünürüm. İyi mi? İyi. Şu Önder ne ballı herif ya. Duvara iki yazı çiziktirdi, hemen tutuklanıverdi. Ama bana aynı şey olmadı. Of. Ne yapsam da kapağı nezarete atsam acaba? Ha, buldum. Yan kesici. Anında yakalarlar vallahi. Bu bey amca ne yapıyorsun ya? Yaşından başına andan. Şimdi polise veririm seni. Tamam, ben artık... Dua et yaşlısın. Hadi seni affettim. Ah mı ediyorsun? Sana beni affetmeyen oldu mu be adam? Benim gibiler affedilir mi? Hem sonra ben tinerciyim de. Sokak çocuğuyum ben. Ne çocuğu be, ne çocuğu? Sen olsan sokak kartolosu olursun. Kartolos sana benzer. Terbiyet derim. Bak Hasan. Hasan. Seni oğlum gibi severim. Sana bir zarar gelmesini asla istemem. Sağ olun Önder Bey. Siz de zahmet edip benim için buralara kadar düştünüz yani. Evet ama buradan bir an önce kurtulman lazım. Bunun da tek yolu Reyhan'la evlenmen. Bilemiyorum Önder Bey. Zaten onu ben hamile bıraktıysam kesin evlenirim. Ben o kadar vicdansız biri değilim. İyi mi? İyi. Ah bu yağmurlar ya. Görüyorsun değil mi gözüm abla? Yağmur yağmadığı için yine kaldım burada. Bu arada adım gibi eminim ki. O cadılar boş durmayıp Masarcığımın başını yakmak için çalışıyorlardır. Ay ben de çok heyecanlıyım Ruhsarcığım. Saadettin enişten bu sabah kalp krizi geçirmiş, yoğun bakımdaymış. Her an buraya gelebilir. Ay aşağıya görebiliyorum. Hiç yağmur yağacak gibi değil. Taksiciler ortalıkta geziyor. Eğer yağmur yağacak olsa romatizmalılardan bile önce taksiciler kokuyu alıp ortalıktan kaybolurlardı.
Plan plan deyip durdun. Sonunda her şeyi berbat ettin anne. Gördün mü? Planın ne suçu var ayol? Asıl kabahat Masar'da. Yani zaten onun böyle bu kadar inatçı olacağını bilseydim hiç doğurmazdım. Ne var anlamıyorum ki. Evlen şu kızla bitsin gitsin işte. Hazır hamile de. Ben nasıl hamile kaldım peki? Kalmışsın işte kızım. Ne bilelim biz? Ay, belki sen de Masar gibi sarhoştun ve hiçbir şey hatırlamıyorsun. Olamaz mı yani? Bilmem ki. Olabilir. Yani inşallah öyledir. Anne, bence her şeyi bir kez daha anlatıp abimi serbest bırakmalarını isteyelim. Gerekirse Reyhan da şikayetini geri alır. Doğru, hadi yürü. Hadi. Hemen çıkalım. Ay, yine karakola mı gidiyoruz? Yaşasın. Pardon, bu kadının suçu değil mi acaba? Kocasının kendisini pavyona satmasını protesto etmek için belediye binasının önünde soyunmuş. Böyle soyununca götürüyorlar mı yani? Herhalde yani. Karım beni pavyona veriyor. Duyun beni. Duyun sesimi. Karım beni pavyona veriyor. Amca, manyak mısın sen? Beni de yakalasın. Karın yok geçirsen amca. Oyuncağına karın içinden çaksana. Ne karışıyorsunuz siz be? Hayret bir şey ya. Şu memlekette hastalığı ile bir suç işleyemeyecek miyiz? Bırakın beni be. Evlat, neye karar verdin? Evleneceğim. Reyhan'la evlenmeyi kabul ediyorum. Aferin Masar. Senin gibi delikanlıya bu yakışır zaten. Hey polis! Polis! Oradan bana bir kolluk kuvveti gönderin. Gönder mi? Benim kravat saat kemer gitti. Ha, arkadaşın saatini, kravatını, ayakkabı bağını. Benimkilerin de. Polis! Komiserim, bir ana olarak yalvarıyorum size. Ne olur Masar'ımı, minik kuşumu azat edin. Hayır olmaz. Senin minik kuşunu serbest bırakırsam daha kaç tane genç kızı gagalar biliyor musun sen hanım? Ay Masar Bey beni bir kuş gibi gagaladım yani. Salak mısın be kızım? Gagalamasa karnın böyle olmazdı herhalde değil mi? Ya. Komiser Bey gerçekten. Buyurun patron. Yoldaş. Komiserim bu suçla evlenmeyi kabul ediyormuş. En doğrusu buydu. Peki madem ki evlenmeyi kabul ediyorsun o halde serbest. Yaşasın polis! Yaşasın adalet! Onunla evleniyorum. Komiserim komiserim. Nihayet abim evleniyor ve sıra bana geliyor. Önder Bey siz de serbestsiniz. Merkezden gelen bilgilere göre 6. filo hakkında yazı yazmak artık suç değilmiş. Geçmiş olsun patron. Yoldan! Sonunda gülüyorum Allah'a şükürler olsun. Deli miydi nedir anlamadım. Tatlısı da baklava çekerken yakaladığından beri gülüyor. Evet herif de biraz deli tipi var. Tamam. Patron yok. Bu moru baklava çalarken yakaladı. Gazanfer Bey. Baklava mı çaldı? Ulan sen bu ülkede baklava çalmanın büyük bir suç olduğunu bilmiyor musun? Atın bunu Kodes'e. Masar ve Önder Beyler. Gidebilirsiniz. Gidebilir mi? Hop bir dakika. Nereye gidiyor? Bir dakika. Bırak. Tabii buyurun efendim rica ne demek? Doğacak çocuğa benim ölen babamın adını verirseniz çok sevinirim. Tabii veririz efendim. Babanızın adı neydi? Mahmut. Ne? Ya kapatasana. Bırak. Ben gidiyorum sana. Geçmiş olsun bey amca. Neden düştün anlat bakalım. Neden olacak? Salaklıktan. Salaklığından düştüm. Evet Reyhan Hanım ve Masar Bey. Efendim burada nikahınızı kıymak için 48. defadır bir araya gelmiş bulunmuşuz. En iyisi canım. Geç olsun da güç olmasın. Öyle değil mi efendim? 48 değil 51. 3 defasında da sizden başka bir nikah memuru vardı ya. Evet her neyse. Artık kıyım işlemine geçebiliriz herhalde. Geçin efendim geçin. Bu işler fazla bekletmeye gelmez. Evet. Çünkü ruhsar gelir. Masar dur onunla evlenemezsin. Ama onu hamile bırakmışım. Bir şey mi dediniz Masar Bey? Ha yok kendi kendime evet deme provası yapıyordum. Evet. Ay pek de şakacıdır benim minik kuşum. Bu salak hamile falan değil ben şişirdim onun karnını. Yastık koymuşlardı ben de ona ceza verdim. Sen mi? Ama nasıl olur? İşte aynı böyle. Bebeğim nereye gitti? Bebeğimi çaldı birisi.
Artık bebek olmadığına göre bizim de evlenmemize gerek kalmadı yani. Ama nasıl olur? Yine evlenemedim ya. Peki ama bebek nereye gitti? Hemen göstereyim sevgili kayınvalidem. Ay galiba bebek bana geçti. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Helale butansın, o beni terk etmemiş. Gel şöyle otur, sar yanı yanı başıma.